Samsung yeni cihazı Galaxy Note 3'ü bugün resmen görücüye çıkardı. Note 3'ün serinin bir önceki cihazına göre çok daha net bir ekranı, daha iyi performansı ve S Pen'e kıyasla çok daha fazla fonksiyonu var. Yeni dizaynı da bizi şaşırttı. Galaxy Note 3'ün tasarım anlamında dikkat çeken özelliklerinden biri arkası. Normalde polikarbon plastik olan arka kapağı yerine Samsung sentetik deri koymayı tercih etmiş. Derinin altında ise geri kalan her şey normal. Cihazın ön yüzü de her zamanki Samsung tasarımı. Ekranı Galaxy Note 2'ninkinden daha büyük, ancak kasası önceki modelinden biraz daha sıkı ve ince. Aslına bakarsanız aynen Galaxy S4'teki gibi kenarları çok daha belirgin hatlı. Note 3, USB 3.0 girişiyle geliyor ve veri transferini oldukça hızlı yapıyor. Ekran tek kelimeyle olağanüstü. 1920x1080 piksel HD çözünürlüğüyle Note 2'den çok daha parlak. İnternette gezmek ve video izlemek aynen Galaxy S4'te olduğu gibi optimize edilmiş, ancak tabii ki ekran daha büyük. Note serisinin sunduğu en özgün özellik ise dijital kalem S Pen'in artan işlevleri. Kalemi elinize aldığınızda otomatik olarak 5 kullanım özelliği olan Air Command menüsü açılıyor. Bu özellikler Action Memo, Scrapbook, Screen Write, S Finder ve Pen Window. Action Memo sayesinde diğer uygulamalarda yazdığınız her şeyi bu uygulamayla not alırken kullanabiliyorsunuz. Mesela bir telefon numarası girdiniz ve rehber ikonunu seçtiniz. Bu özellik otomatik olarak telefon numarasını rehberinize kaydediyor. Ya da bir adresi not aldınız ve Google Maps ikonuna bastınız. Size tam olarak gitmek istediğiniz yerin haritada nerede olduğunu gösteriyor. El yazısı tanımlama özelliği her şeyin istediğiniz gibi olması için kusursuz çalışıyor. Scrapbook özelliği aynen screenshot fonksiyonu gibi metinlerin ve resimlerin istediğiniz kısımlarını öne çıkarmanızı sağlıyor. Sadece bununla kalmıyor, aynı zamanda tag ya da anahtar kelimeler de eklemenize izin veriyor. Screen Write, screenshot yapmanızı ve screenshotların üzerine not almanızı sağlıyor. S Finder, sadece internette gezinmenizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda fotoğraflar için gerekli olabilecek sistem girişlerine ya da meta dosyalara bakmanızı sağlıyor. Pastanın kreması ise el yazısıyla aldığınız notların içine bile bakabiliyorsunuz. Pen Window, önceki Samsung cihazlarında olduğu gibi çok işlevli bir fonksiyon. Ancak Note 3 bunu da geliştirmiş. Ekranınıza uygulama koymanıza izin veriyor. Cihazın çok işlevliliği sayesinde e-mail'den fotoğraf galerilerinize kadar birçok şeyi kaydedebiliyorsunuz. Bununla kalmıyor, drag and drop özelliğiyle pencerelerdeki içeriği de değiştirebiliyorsunuz. Bunun için kullanışlı bir örnek, galeriden bir fotoğrafınızı sürükleyip alıp Messenger uygulamanızın içine atabiliyor olmanız. Sonuç olarak Samsung'un büyük emek harcayarak beklentileri yerine getirdiğini görüyoruz. Ancak tabii ki daha geliştirilebilecek bir sürü potansiyel fonksiyon da yok değil. Özellikle yeni tabletle eski versiyonu Note 2'nin performansını karşılaştırırsanız farkı göreceksiniz. Tasarım açısından ise Samsung cihazın arkasına koyduğu sentetik deriyle ilginç bir yenilik yapmış durumda. Ama bu herkesin zevkine hitap etmeyecek. Buna rağmen gerek geliştirilen ekran, gerekse yepyeni yazılım özellikleriyle Galaxy Note 3, Samsung'un piyasadaki lider konumunu perçinleyecek.